Nefesini bilen Rabbini bilir. Bu önemli bir kitap ve birçok insanın hayatını değiştirmiş olan bir kitap. Ve bu kitabın yazarı Kubilay Aktaş, araştırmacı yazar, bugün konuğumuz. Eyvallah. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Nefesini bilen Rabbini bilir demişsiniz. Evet. Ve bu kitapla ilgili çok olumlu ve çok güzel yorumlar var. Benim de okuma şansım oldu. Size çok teşekkür ederim. Ve ben ilk sorumla başlayayım. Nefes nedir Kubilay Bey? Nefes yaşam, hayatın kendisi, ruh, o ilham, her şeyi kendi içinde barındıran ve hepsini de kendine özgün olarak açan bir sır, bir gizem. Hayatın kendisi bir gizem. Hani Kur'an'ın ilk ayeti var ya, gayba iman ederler. Yani sonsuzluğa açılırlar. Dolayısıyla her nefes aslında bizi sonsuzluğa açan ve istidatlarımızı da başka başka noktalarda mayalayan ve açan bir iksir diyebiliriz yani. Bir iksir. Peki nasıl nefes alıp veriyorsak o şekilde mi yaşıyoruz? Evet. Yani yarım nefes alanlar hayatı yarım yaşıyor, tam nefes alanlar hayatı aynen. tam yaşıyor diyebilir aynen. miyiz? Aynen. İşte nasıl yaşıyorsak öyle ölüyoruz, nasıl ölüyorsak öyle diriliyoruz, nasıl yaşıyorsak öyle nefes alıyoruz, nasıl nefes alıyorsak öyle yaşıyoruz. Dolayısıyla yaşam ve nefes aynı. Bir tanesi işte yaşam dediğimiz, görebildiğimiz alan ama nefes gerçekte gösteren. Ve biz bu göstereni göremiyoruz, görüleni görüyoruz sadece. Halbuki o görülen üzerinden gösterenle bir irtibatı kurabilsek, iki yaşamı birbirine bir dengeleyebilsek veya ikisinin de aynı olduğunu bilsek, o zaman tüm yaşam nefes olur, nefes yaşamın kendisi olur. Peki evet. nefes ve nefs ilişkisi? Tabii, tabii. O da onun içinde. Yani o da onun dahilinde. Çünkü yani her mertebenin kendisine ait bir bilinci var. Bedenimizin işte nefis mertebeleri üzerinden bir bilinci var. Toplumun kendi kültürel yapısı üzerinden bir bilinci var. Beynimizde de loblar üzerinden, gezegenler üzerinden. Ama işte nefes dediğimiz vakit nefsimizi de kuşatıyor, toplumu da kuşatıyor, kozmosu da kuşatıyor. Ki Muhittin Arabi buna sultani, rahmani nefes diyor. Yani o nereye girerse orayı açıyor. İşte nefes bedenimize girdiğinde efendim bedenimizdeki endokrin sistemini açıyor. Psikolojimize girdiğinde nefis mertebelerini açıyor. Ve o gezegenleri döndüren şey de aslında o nefes. Yani nefes hu. Hu. Hu'nun kendisi yani. Allah ismi bile aslında çatı ismidir. Yani o celal ve cemalin kesişimindeki bir üniversite ve fakülteler gibi. Üniversite. Ama üniversiteyi de üniversite yapan onun ruhudur. Yani hu. O açıdan nefes nefis olduğunda deniliyor. Enfes olduğunda işte o ruhtur. O zaman onu arındırmak lazım. Nefes aracılığıyla arınmak, yaşamı arındırmak ve nefis mertebelerine doğru çıkmak yani. O idrake ulaşmak inşallah. Olsun inşallah. Aynen, aynen. Peki efendim, doğru nefes almanın kuralları var mıdır Kubilay Bey? Yani şöyle, başlangıçta evet kapıyı çalacağız ve kapı açılacak. Ama daha sonradan bakıyorsun ki meğerse kapı yokmuş, bir çalan da yok. Yani siz adımlarla gidiyorsunuz ama daha sonra kanatlarınızı fark ediyorsunuz. Sonra uçtuğunuzu anlıyorsunuz ama meğerse aslında hiç yokmuşsunuz. Uçmak veya kalkmak da yokmuş. Şimdi dolayısıyla evet bir şeylerle başlıyoruz. Doğru nefes teknikleriyle başlıyoruz. Fakat evet. beden ve varlığımız o kadar değerli ki kendisi nerede nasıl nefes alıp vereceğini de biliyor. Bazen sığ alıyor, bazen derin alıyor. İş biz onu sadece kalıplaştırmayalım. Yani sadece do notası yok. Sadece re notası da yok. Dolayısıyla evet doğru nefes diyebiliriz. İşte bebeklerin almış olduğu nefes diyebiliriz. Ama bir örnek gösterebilir miyiz? En doğru yani, nefese. En güzeli aslında bu gülü koklarken ki çektiğimizde aslında ciğerlerimizi yani, dolduruyoruz. Hatta şöyle diyebiliriz. Yani önce nefesi ver, bırak. Bırak bedenin kendisi alsın. Almaya karışma. Buda'nın bir sözüdür o. Diyor ki sen verenlerden ol diyor. Bırak bedenin kendisi alsın. Almaya karışma diyor. Sen ver diyor. Vermeye odaklan diyor. Bedenin kendisi alır. Biz hep almaya odaklanıyoruz. Evet. Almaya odaklanınca da içeride bir kısmı kalıyor. Bir kısmını veriyoruz. Öyle kendimize göre böyle değişik hesaplarımız var. İşte diyor şu kadar alayım, şunu dursun, bu versin. Alışverişlerde de öyle.
Halbuki o alma verme dengesi, önce verenlerden olun. Önce siz Allah'a bir adım atın, Allah size 10 adım gelir. Nefesi verin, o alınacaktır. O karışıklık kitabınızdan bir parçayı hatırlattı bana. Evet, evet. Muhittin Arabi'nin bir sözünden bahsetmişsiniz. Rabbinden aldığın nefesi düşüncelerini kirletmeden tertemiz geri ver demiş. Tabii. Aynen öyle. Bir de o nefesin kirlenmeden çıkmasını. Biraz kesinlikle. Onun üzerine duralım mı? Yani, o sözden de bahsedelim. Eyvallah. Çünkü nefes hayatı şey yapıyor. Hayatın potansiyeli olduğu için. Evet. Biz düşüncelerimizle potansiyelin neresini açıyorsak orası bizim gerçekliğimiz olmaya başlıyor. Yani o hüve. Bütün sesleri de, görüntüleri de, kokuları da, renkleri de, hatta duyguları da. Yani biz o duygulardan da alıyoruz. Aynı soluduğumuz insanlar, aynı ritme bir anda giriyoruz o insanlarla. Gözlerden de bunlar alınıyor. Duyulardan da alınıyor. Onun için Muhittin Arabi diyor ki, sana saf olarak veriliyor bu. Evet. Bunu diyor, düşüncelerini kirletme. Kendi algının referanslarıyla sadece olaya bakma. İlahi nazarla bak, saf bir temiz şekilde bak. Yoksa diyor etrafında diyor kara kuşlar oluşturursun. Güzel bir metafor. Çok o karanlık iyi. Gölgeli varlıklar, işte onlara metafiziksel boyutlardaki gölgeler de diyebiliriz. Onlar diyor ölüm anında ruhunun üzerine çörekliğini verir diyor. Seni sadece ay menziline kadar götürür, daha da öteye gidemezsin diyor. O açıdan kalp hazine ne diyor? Murakabe yap, yani denetle kendini. Yani o merkezde kalmak, besmelenin B'si altındaki nokta olmak, savrulmamak. Sahte benlere, soliptik benlerin tuzaklarına düşmemek ve işte evde olabilmek için nefes çok değerli bir araç. Ev dediğimiz, varlık evimiz yani. Evet. Doğru nefes almak zihin, ruh ve bedeni nasıl etkiliyor? İşte alan boş olduğunda eşyalar kendi yerine gelebiliyor. Ama evet. Alan sıkıştığı vakit eşyalar karmaşa. Nerede bir genişleme varsa sistem orada yerine oturuyor. Gökyüzü gibi. Yani yıldızlar kendi konumuna oturuyor. Ama onları bir şeye sıkıştırdığımızda karmaşa oluyor. Dolayısıyla doğru nefes dediğimiz o inşirah, yani sadrını genişletmedik mi diyor. Göğsünü genişletmedik mi? Ki işte bu kadar alveolümüz var ama ne kadarını kullanabiliyoruz? 3 bölümden oluşuyor. Belki bir bölümünü kullanıyoruz. Ciğerimize. Yani telefonlarımız bile öyle. Yani ne kadarını kullanabiliyoruz? Hep bunlar işte İnşirah oldukça, açılım oldukça bu merkezler, beden, düşünce ve duygu dediğimiz merkezler birbiriyle senkronize olmaya başlıyor. Yani bunu hiç uzağa gitmeyelim. Dağın zirvesine çıktığımızda böyle bir meditatif haldeyiz. Aşağı şehre indiğimizde o küfür, bu oluyor, o oluyor. Ben yukarı çıktığımda özür diliyorum mesela. Allah'ım aşağıdaki ben değilim diyorum. Yani çok özür dilerim. Çok iyi. Öyle. Az önceki konuya tekrar döneceğim. Nefes zihinle kirleniyor o zaman. Tabii ki. Yani işte şöyle, Hazreti İsa'nın bir sözü var, diyor ki eski testiye yeni şarabı koymazlar. Şarap burada almış olduğumuz o zevktir, yani o nefes. Nefes. Gerçekten o hele ki zihnin böyle biraz bypass yaptığımızda, yani zihin o zihinsizlik içinde alınan o nefeste bir manasıyla iliklerine kadar nefes almak. Yani artık o bedenin evrenle homojenize olması, iç içe girmesi, işte tam tevhid. Yani rüzgarı tüm varlığında hissetmek gibi, kanında akan damarı hissetmek gibi bir duyarlılığa şey yapmak, miraç edebilmek, çıkabilmek, yükselebilmek. Zihin tabii bunu sürekli manipüle eden, sürekli bir noktada kendi algısını ona empoze etmeye çalışan, yani kısaca bedenimize tecavüz ediyor zihnimiz. Dolayısıyla beden ne yapsın? Ki o varoluşun bir meyvesi, evet. Oluşun bir meyvesi yani. Tabiatından, hı-hı, doğadan, yani ol emriyle doğa unsurları kullanılaraktan gelmiş. Ama zihin nereden gelmiş? Zihin toplumsal kaygılar, korkular, endişeler, bir sürü unsur. Araya o girdiği vakit... Parazit yapıyor. O paraziti çekmek işte o vakit, o zaman duruşun değişir, konuşman değişir, ses tonu değişir, gözünün parlaklığı değişir. Bir anda ten, her şey... O açıdan sen çık aradan kalır yaradan zihnimiz, derler. Zihnimiz nefesimize müdahale etmek üzereyken ne yapmalıyız peki? İşte tuzağa düşmemek lazım, söbelemek lazım, yakalanmamak lazım. O manipülasyonlara düşmemek için de uyanık kalmayı hüner haline getirmek. Yani çok çabuk savrulabiliriz, dağılabiliriz.
O yüzden antrenman yapmamız lazım. Yani meditasyonun aslında bizim öğretimizde müşahede sanatının temelinde yatan, ki bugün mindfulness, yani o anda kalma sanatı, bu anlamıyla çok önemli. Çünkü o feraseti sağlıyor, keskinliği sağlıyor. Evet. Yani pırıl pırıl parlamayı sağlıyor. O noktada aynanın üzerindeki bütün o fotoğraflar döküldüğünde güneş nedir diye sormuyorsun. Güneşi orada görüyorsun. Görüyorsun. Ama zihin ne yapıyor? Ayna güneşle ilgili bir sürü fotoğrafları şey yapmış. Onların fotoğraf olduğunu bildikçe fotoğraflar dökülür. O zaman düşüncelerimin ben olmadığını, benim düşünen olduğumu, görülenlerin değil benim gören olduğumu. Yani merkeze bağlı çepere bakarsak sıkıntı yok. Ama çeperden başka bir çepere bakarsak çatışmaya gireriz. Merkezlendiren unsur da nefestir. Onun için nefesini bilen Rabbini bilir. Rabbini bilir. Düşüncelerin, zihnin esiri, insanoğlu. Aynen. Zihnin esaret içinde sürekli dönen insanoğlu. Aynen. Ve Muhittin Arabi'nin söylediği gibi haktan aldığın nefesi kirletmeden hakka geri ver. Peki şunu sorayım hocam. Nefes teknikleri nelerdir? Bize örneklerle küçük de olsa eyvallah, bir gösterebilme şansınız yani, var. Yani o kadar çok teknik üretilebilir ki. Bütün teknikler. Basit olarak eyvallah, insanların en azından hani hayatını idame ettirirken kullanabilecekleri. Benim bizden... benim mesela çok şey yaptığım, mesela Allah zikriyle yaptığım bir nefes var. Evet, lütfen. Mesela veya direkt burundan yaptım. Mesela Allah zikriyle yaptım. Lütfen. En son derin bir nefes. Tuttunuz onu içinizde. Verdiniz. Bütün varlığa servis ediliyor ve ellerim şu anda karıncalandı mı? Tabii karıncalanıyor. Ha. Tüm cilt karıncalanıyor bir anda. Yani böyle sanki bir banyo yapmışsınız. Kanın da belki çok doğru dolaşmasını sağlıyor, öyle tabii, mi? Tabii. Ha. Sığ nefes aldığımızda içeride bir bataklık oluşuyor. Evet. Sürekli aynı duygulardan, düşüncelerden sığ nefes alıyoruz. Ama nefes derinleştiği anda, ki bu yaptığım, yani bizim nefesini bilen Rabbini bilir kitabın arkasındaki CD'de belki 30'a 40'a yakın yöntem var ki. Evet. Birçok yöntem var da ben şu anda örnek olsun diye bunu şey yaptım. Yani mesela at gibi koştuktan sonra... Koştuktan evet, sonra özellikle nefes topukları, nefese kalıyoruz. Hatta bunu şöyle bir hareketle beraber. Yine bütün vücut. Şu anda bir anda böyle gözlerim karardı, gitti, geldi, döndü. Ne oldu? Bütün auraya yapışmış olan dedikodular, enerjiler, dışarıdaki nazarlar, onun bunun manyetik alanı, cinler aynen hepsi ne yaptı? Temizlendi, alan temizlenmiş oluyor. Derin nefes inşirahı sağlar, sadrın genişlemesidir. Beldeki yükün düşmesidir, geçmişe ait sırt yüklerinin düşmesidir. Ve şanımıza doğru, şan yani kök çakrada uyuyan o enerjinin yukarı doğru çıkmasıdır. Bir anda dikleşmeye başlarsınız. Omurga, kundalini, yani o Musa'nın asasına evet, yukarı çıkan o yılan. Normalde o yılan yatay miraçta kendi dedikodusunda orayla burayla meşgulken. Kıvrım kıvrım. Kıvrım. Ama bir anda yukarı doğru çıktığında, omurgadan çıktığında, ki o nefesle onu diye çekiyorsunuz. Tek çubuğum. Tabii çekiyorsunuz. Özellikle de mesela... Biz şimdi kadim cinsellik eğitimi de veriyoruz. Evet. O cinselliğin eşikleri vardır. Oralarda belli nefesler vardır. Oralarda tam o orgazmik ritmin zirvelerinde siz durabilir ve nefesi çektiğinizde bütün köklerde, bölgede birikmiş olan enerji tüm varlığınıza ve kanatlarınıza açılmaya başlar. Yani kök çakra ateşin olduğu yerdir ve ateş orada... Dikkatsiz kullanılırsa aleve dönüşür ve çabuk söner. Ama ateşi aleve döndürüp yukarıya çektiğimizde orası köz olmaya başlar. Yani ne alevlendireceğiz ne de söndüreceğiz. Söndüreceğiz. Közde kalması, pranik noktada kalması gerekiyor. O açıdan nefes
enerjinin yönlenmesi noktasında çok bir şeydir, Rab'dır yani, yönlendiricidir. İnsan oldu bir mucize ama bu tabii. Mucizenin farkında değiliz tabii. Aynen. Nefes terapisi ne demek hocam? Kısaca şöyle, işin açıkçası bu bizim nefes eğitmenlerimiz var, nefes koçlarımız var. Onlar şu anda da ben zaten bir eğitimden geliyorum nefesle ilgili arkadaşlarımızın verdiği. Biz bu eğitimlerde daha ziyadesiyle diyafram nefesini anlatıyoruz. Efendim işte nefes metabolizmasını, nefesin metabolizmayla olan ilişkisini anlatıyoruz. Aslı hocam hem kimyagerdir hem bu konularda evet. Da çok yetkin bir isimdir. Ve durumlara göre nasıl nefesler, yani nefesin üzerimizde yapmış olduğu etkiler ve o etkiyi nefesle nasıl dönüştürebilir? Mesela adrenalin yükseldiğinde nasıl bir nefes veya serotonini yükseltmek için nasıl bir nefes? Hocam diyelim ki çok öfkelendim ben şu anda. Evet. Nasıl bir nefes almam lazım? Hemopati denen bir şey var. Öfkelendiniz mesela hemen köşeye geçip bir... Bu yüksek performanslı nefesi yaptığımızda, kısa aralıklı hızlı nefesi aldığımızda zaten çivi çiviyi söker, deli deliyi görünce çomağını saklar şeklindeki bir nefese girdiğimizde otomatik olarak siz enerjiyi ne yapmış oluyorsunuz? Tüketmiş oluyorsunuz. Ama bunun yanında çok şeysiniz efendim işte nedir ona da çok... Sakinsiniz ki belki istenen durum budur ama birden adrenalin istiyorsunuz. Evet. O noktada alınacak nefesler. Yani bu bunları, noktada ne yapacağım hocam? O anda da yani hocam? Ben daha ziyadesiyle şunu yapıyorum. Mesela bir sopayı almış gibi sopa evet. Yani halıyı şey yapar. Halı dövüyorum. Halıyı dövmek gibi mesela. Bir tanesi sığ ve derin, diğeri derin ve sert. Değil mi hocam? Gibi mesela. Tabii bu vurgular da çok farklı olabilir. Ama bütün hepsinin getireceği nokta neresidir? İster sığ derin nefes alın, ister derin ve yumuşak nefes alın. Hangi nefesi alırsanız hepsinin sizi getireceği yer aslında bir şey halidir. Bir çözülme halidir. Yani sistem diyor ki nefes dediğimiz ruha, bağlantılı olaraktan o olay üzerine gidersen o olayda dengeli bir yol tutmuş olursun. Ama nefes yani merkez bağlantılı olmazsa o zaman o olayda savrulursun. Peki o olaydan benim çıkabilmem nedir? Ya ona zıt bir şey yapacağım veya onunla birlikte işbirliği içinde olacağım. Ya tamamıyla yönümü 180 derece ona döneceğim ki evet. Bu bir çaba gerektirir. Veya tamamıyla onunla birlikte akacağım ki o bir eşik sonra zaten beni bırakacak. Yani benden çözülecek. Durumlara göre eğer işin mantığını iyi anlayabilirsek, yani bizim bu kıvraklık içinde o zihnin manipülasyonlarından kurtulmayı, onun mantığını anlayabilir ve nefes aracılığıyla da bunun bir iki tekniğine vakıf olabilirsek, süreç içerisinde biz zaten kendimiz de bunları üretebiliriz ve bu nefeslerin farklı farklı ritimleri farklı lobların açılmasına sebebiyet verdiği için evet. Zaten siz ayrıca bir nefes tekniği yapmıyorsunuz. O bilinç size onu yaptırtabiliyor. Yani ne gibi? Yoganın amacı nedir? Mesela bedenin esnemesi zihinsel esneme ve çözülmedir. Evet. Ama öyle bir kitap okuyorsun, öyle bir zihinsel çözülüyorsun, bedenin de esnemeye başlıyor. Yani ister evet. Göklerde çöz olayı, istersen yerde çöz. İster nefes aracılığıyla çöz, istersen zihin aracılığıyla çöz. İkisi de bir manasıyla aynı. Hepsi bizi bir uyanıklılık haline, bir kaybolmama haline getiriyor aslında. Çok öyle güzel hocam. Bir manasıyla. Hocam az önce nefis ve nefes arasındaki ilişkiden bahsettiniz. Evet. İkisi aslında aynı dediniz. Evet, evet. Peki nefis mertebeleri nelerdir hocam? Tabii bunlar, kaç mertebe var? Eyvallah. Bunlar işte üzerimizdeki... endokrin sistemi dediğimiz hormon sistemimize bakar biyolojik olarak. Psikolojik olarak da duygu yapımıza bakar. Hatta bunu şeylere bile ayırabiliriz. Yani ateş, hava, su, toprak noktasında mesela kıtalarda bir Afrika kıtasını toprak, efendim bir Norveç, Finlandiya oraları, efendim bir su grubuna, işte Almanya'yı filan hava grubuna. Yani tasnifler olabilir ama nefis derken biz aslında kendim dediğim olgunun, o kabın evet.
Bir boyutu bedendir. Bir boyutu düşüncelerdir. Bir boyutu duygularımdır. Bir boyutu aklımdır. Bir boyutu sezgimdir. Bütün bunların hepsi bu çantanın içerisinde. Ve nefsin mertebeleri bunlar. Ya, bir, aynen. Bir şekilde bedenimizde işte tasavvufta anlatılmış mesela. Nefse emmare denilmiş. İçgüdüsel yapımız. Evet. Nefse levvame denilmiş. Yargılayan, efendim, algılamaya çalışan, kıyaslayan, kıstas yapan, öz eleştiri yapan, o öyle oldu ama bunun böyle olmasında hikmetler vardır. Mesela öyle bir, yani daha çok akıla bakan boyut, levvame. Evet. Emmare daha çok içgüdüsel, etkiye tepki verdiğimiz. Tabii bu bedensel olarak da olabilir, duygusal olarak da olabilir. Evet. Yani emmarenin de biyolojisi var, emmarenin de psikolojisi var, emmarenin de sosyolojisi var. Mülhime'ye çıktığımızda, mülhime daha çok ilhamlardır. Evet, bu beden, bedenin mülhimesi nedir? Öyle bağışıklık sisteminde yapıları var ki, yani kendi reaksiyonlarını yapabiliyor. Ama duygu dünyasında da ilhamlar alabiliyoruz. Toplumsal olarak da iki yakanın buluşması noktasında da farklı bağlantılar kurabiliyoruz. Mutmainneye geldiğimizde ben artık aşağı menzilleri kullanabiliyorum. Bunların üstünde bir efendiyim. Yani beden dediğim, düşünce dediğim ve duygu dediğim yapımı artık bu sac ayaklarını kullanabiliyorum. Yani bedenime hakimim. Onun içgüdüsel tepkileri karşısında düşmüyorum. Levvameyi, yani öz eleştiriyi doğru yapıyorum. Sadece kendime şey yapmıyorum. Karşı tarafa da, sadece karşı taraf değil, kendime de dengeyi kuruyorum. Duygularıma, ilhamlarıma dikkat ediyorum. Ve onları akıl mertebesinin süzgecinden geçirerek, yani Muhittin Arabi'nin dediği, hayal atın olsun, akıl ise binici olsun, onları dengeliyorum. İşte bu mutmainne mertebesi. Bu mertebeden sonra, yani bu bilinç vitesinden sonra, bunlar vitesler gibidir. Efendim, her merdiven basamağında görüşünüz, açınız genişlemeye açılır, başlar. Ve bunların aslında birbiriyle senkronize işlemesi çok önemli. Bunlar normal şartlarda senkronize işler. Ama biz birisine vurgu yaptığımızda hükümranlığı o almak ister. Bedene bir vurgu yaparız, duyguları o kitlemeye çalışır. Duygulara bir vurgu yaparız, bedeni kitlemeye çalışır. O açıdan hep Sezar'ın hakkını Sezar'a, Tanrı'nın hakkını Tanrı'ya derler. Yani bedeni de ihmal etmeyeceğiz, duygularımızı da ihmal etmeyeceğiz. Ama aklı da sadece kendi aklımıza değil, külli akla uygun olaraktan değerlendirdiğimizde mutmain oluruz, tatmin olmuş oluruz. Yani bu sistem akışına girmiş olur. Mutmain olmak demek, akıyor, sürdürülebilir demektir yani. Tek bir noktada lokalize olmuş değil. Onun üstünde de vertebeler var ama evet, anlatabiliriz. Lütfen, istersen. Lütfen, lütfen. Yani lütfen. Onun üzerindeki noktada da artık ben bu tatminiyet dediğim, yani kendimde inşa etmiş olduğum bu bilinçle artık halk dediğim, yaratım dediğim unsurlara açılım sağlarım. Ve böylece ilahi noktada, ilahi planda da bir helalleşme, bir razılaşma, bir dengelenme olur. Ve bu beni sonsuzluğa açar. Yani sonsuzluk, ilahi olan, sanki halk mertebesi, kendi mertebemin kemali ama onların da altyapısını oluşturan unsurlar. Yedi hocam, çakraları nefis gösteriyorsunuz. Tabii, yedi nefis mertebesi gibi. Evet. Efendim, bunların her birisi bize yüklenmiş olan istidatlar. Çok bu güzel. İstidatları inşallah adil bir hükümdar. Yani adil hükümdar şey, gerçekten arayışçı bulabilir. Gerçek arayışçılar ve o noktada cesur olanlar ve o noktada zeki olanlar ve o noktada yeniye atlayabilenler bulabilir. Yoksa belli noktaları koruma, eyvallah, bu önemli. Ama kabuk değiştirme vaktinde de o kabuğu bırakamamak, o da kötü. Evet. Hocam, nefes anladığımız kadarıyla hayatımızın aslı, evet, temeli. Evet, evet. Şimdi birazdan nefesten sese geçeceğim. Hı hı, hı. Geçmeden önce nefesle ilgili biraz daha bilgi, hı hı, almak, tabii, istiyorum. Yani şöyle, mesela Adem'e diyor ruhumdan üfledim. Üflenen şeyin kendisi nefes ama dikkat et, nefes içinde o ruh dediğimiz o bilinci de taşıyor. Bir potansiyel olarak geliyor. Adem olan bedenimize nefes aracılığıyla ruhlar üfleniyor veya ruh üfleniyor. Yani evet, bir bilinç geliyor. Bir connect, bir bağlantı. Nefes ne yapıyor? Bizle evreni, evrenle bizi birbirimize bağlayan bir köprü.
O açıdan yaşamımız boyunca hep nefes alıyoruz ve nefes veriyoruz. Düşüncelerimiz değişiyor, duygular değişiyor, beden 6 ayda bir değişiyor ama nefes alışverişimiz hiç değişmiyor. İşte bu döngüde olabilmek, yani ondan geliyoruz ve ona dönüyoruz. Haydan geliyor ve huya dönüyor. İşte Allah'ın ipi dediğimiz bu döngüye, tarikat dediğimiz, yol dediğimiz, işte bu gökleri ve yeri birbirine bağlayan bu yola biz sıkı sıkıya bağlanabilirsek dediğim şey, evet. Yani bunun farkında olabilirsek, bunu düşünmekten bahsetmiyorum, bunun üzerine kitap İdrak. Yazmak, felsefeden bahsetmiyorum, bunun farkında olmak. İşte meditasyon, düşüncelerime rağmen, bedendeki tepkilerime rağmen ve duygusal kendi kusmuklarıma rağmen, ben bu ipe sıkı sıkıya tutunursam bunlar senkronize olmaya, dinginleşmeye başlar. Çünkü benim onlara yüklemiş olduğum mana ile onlar varlıklarını devam ettiriyorlar veya benim orada olmam onların durumlarını karıştırıyor. Ben şimdilik merkeze, Tao, o merkez, o beynin altındaki nokta, yani içeri giren nefes hayat, dışarı çıkan nefes ölüm ve ikisinin kesiştiği o durak noktalarında, hani iki denizi birbirine saldı, karışmazlar. Aralarında bir engel vardır. İçeri giren deniz, eril, dışarı çıkan deniz, dişil gibi. O yin ve yangın döngüsünde kaldığımda bu merkezlerin bir eşikte artık üstüne çıkmış oluyorum. O üstüne çıkartıcı önemli bir unsur. Evet. O açıdan pranadır, o açıdan ruhtur, o açıdan Hazreti Mevlana öyle demiştir. Biz ney gibiyiz Allah'ım, bize üfleyen sensin. Yine Muhittin Arabi demiştir. Allah günde 24 bin defa nefes aracılığıyla seni ziyarete geliyor. Evet, günde yaklaşık 24 Tabii. bin defa zikri daimi var burada. Bir anış var. Onun için bu nefesi kirletmemek gerekiyor. Aynen öyle. Bununla güzel şeyler yapmak doğru gerekiyor. Doğru nefes, doğru insan. Tabii ki. Kesinlikle. Hocam şimdi müsaadenizle hu diyelim. Eyvallah. Her şey bir ses, bir frekans mı diyelim? Ses kesinlikle işte bu ol der olu verir kün sesi, o Tibet rahiplerinin o çan sesi var, evet. O çan diye devam eder. Aynen. İşte bu nefes kulağımıza geldiğinde ses olur. Bu nefes gözümüze geldiğinde, bu ses gözümüze geldiğinde uçsuz bucaksız gökyüzü olur. Bu nefes, bu ses aklımıza geldiğinde ilhamlar olur. Bedenimize geldiğinde ise bedeniniz evren olur. Mikrokozmos, makrokozmos. O ses Kur'an-ı Kerim'de işte sayha ses ile diyor. Bir kavmi helak ettik, bir kavmi de dirilttik. İsrafil'in borusu misali. Evet. Oradan üflenen o nefes ve duyulan o ses aslında o bilinç. Ve o bilinç madde olarak da görülüyor. Dolayısıyla o madde de hem ses içeriyor, hem bilinç içeriyor, hem de nefes içeriyor. O açıdan her şey zikrediyor. Ve ses belli bir desibele geldiğinde, belli bir tizlikte ise mesela hücrede parçalayıcı bir özelliğe etkisi sahipken, ama belli bir desibelde, belli bir titreşimde bakıyorsun toparlayıcı, onarıcı. Aynen öyle bir oran oluşturuyor. O açıdan İşte niye çok gürültü oluyor? Niye gürültü oluşturuyoruz? Çünkü sessizliği duyamadığımız için hırçınlaşabiliyoruz. Ama sessizliği duyabildiğimizde, sessizlik duyulur mu? O sükundur, hissedilir. İlla duymak kulakla ilgili bir şey değildir. İdrak. Evet. Seni duymak değil, idrak etmektir aslında. Yani semi, semavi olması. Şeyler arasındaki o ilişkideki duymuş olduğunuz vecdin kendisidir aslında semi. Onu işitebilmek. Yani herkes duyabilir ama işitemez. Bakabilir ama göremez. O açıdan işitmek kalple ilgilidir. Duymak kulakla ilgilidir. Ve bahsettiğimiz ses, ilahi nefa kulakla duyulacak değildir. Hoş, kulakla da duyulur. O zaman duyduğun her şey ilahi senfoni olur. Eğer kalpte yakalıyorsa. Bu ses, bu Tibet rahiplerinin o
çanlarının sesi aslında üçüncü göz menziline çıktığımızda duymuş olduğumuz sestir. Aşağı menzillerin de sesleri var. Aşağıdaki sesler daha tizdir. Yani şeklinde aşağıya doğru inerek şey var. O yukarı seslerin varlıkları tabii, da düşük. Aynen. Düşük. Kalibrasyonlu aynen varlıklar öyle. Değil mi? Kötü varlıklar. Ne yaptın bana? Manyaksın be herif. Bu sesler. Ha. Ama evladım nasılsın? İyi misin? Maşallah. Ne harikasın kadar güzel. Harikasın. Yani aşağı doğru indikçe sıkışır, yukarı doğru indikçe davudi olmaya başlar. Ve o sesler açıcıdır. Yani orada işte kanatlar açılmaya başlar. Evet. Aşağıda sinek sesleri vardır. Yukarıda arı vızıltısı vardır. Yani sinek işte Nemrud'un burnundan girmiştir. Vesvesenin sesleri ve bugün işte teknolojilerde bu sinek seslerini anlıyorsunuz. 5G'lerin seslerini ya. Efendim frekanslar olarak çok rahat gönderilebilir. Öfkenin frekansı, öfkenin sesi ve öfkeyle bağlantılı olan işte sistem otomatik olarak hormon sistemi de tetiklenir yani. Çünkü aynı şeyde gezegenlerin de sesi var. Yani bir Satürn'ün sesiyle bir Merkür'ün sesi. Sesle subliminal yönlendirme yapılabilir diyorsunuz. Tabii ki, yani. Tabii ki. Yani bu işte biyorezonans sistemleri ile şifalandırma çalışmaları var ki oradaki cymatics denen bir ilim var biliyorsunuz. Bu evet. Çelik plak üzerine tuz tanelerini ve çektiklerinde şekil oluşuyor. İşte o şekiller ses kaynaklıdır. Yani gerçekte o ağacı görüyoruz biz ama o ağacın etrafında büyük bir fraktal var. Ve o bir titreşim, o bir ses. Ve o ses aşağıda şekil olarak göründüğü gibi o şekil yukarıda ses olarak işitilebiliyor. Yani kokular da böyledir. Yani ses, koku bunlar birbirinden kopmadan akmaktadır. Yani önce işin kokusu vardır, sonra sesini duyarsınız, sonra görüntüsü, sonra onun maddesini elde tutarız. Çakralarda da öyledir. Frekansı, kokusu, sesi, görüntüsü ve şekli. Yani yukarı alemden aşağı aleme kesintisiz böyle bir iniş var. Öldüğümüzde ne oluyor? Öldüğümüzde bedende ölüyoruz, pıt ediyoruz görüntüler dünyasına, akaşik kayıtların içine düşüyoruz. Yani eterik bedene ne ektiysek onları görüyoruz. Burada yalan söylediysen orada yılan görmeye başlıyorsun. Bu yılan nereden çıktı diyorsun. Dünyadaki yalan burada yılan olarak görülüyor. Ondan sonra peki bu nur yüzlü zat kim diyorsun? İşte diyor o yaptığın hayırlar, namazlar, ibadetlerin güzelliği diyor mesela. Peki üst menzile çıkıyorsun. Orada onun kokusunu almaya başlıyorsun. Yani her yaptığımız faaliyetin üst katmanlarda iz düşümleri var, görünümleri var. Çok enteresan. Yani ve biz bu varlık ağacının meyvesi olduğumuz için ağaçta ne varsa meyvede de o var. O zaman içimizde aşağıdaki yılanlardan, çıyanlardan, yukarıdaki kuşlara kadar, daha da yukarıdaki insanı kamillere ve yıldızlara kadar bütün her şeyi kendi içimizde barındırıyoruz. Hangi notaya vurgu yaparsak, do, si, la, sol, fa, mi, re, hangi notanın hikayesi içerisinde çok bulunursak, ölüm anında o hikayenin içerisine pat eder, düşeriz. Mesele o hikayeleri şeye çevirmek yani böyle etki tepki mekanizmasıyla değil fazla böyle yani doğru mudur bilmiyorum ama yani Yeşilçam filmi gibi olmaması lazım. Yani Lost filmi gibi çok boyutlu girift bağlantılarının doğru olması gerekiyor. Senaryo güzel olsun. Senaryo yani çok boyutlu olması lazım. Yani basit senaryolar değil çünkü varlık çok komplike. Varlık çok derin. Sadece işte o bana bunu yaptı ben de ona onu yaparım. Kainat, evren zaten hani bedenimizde, bedenimiz sizin her bir uzvuyla kainat tabii, zaten tabii, eşleşiyor. Tabii. Öyle değil mi hocam? Aynen. Yani hep etkiye tepki verirsek, hep o öyle yaptı, ben de böyle yaptım dediğimizde sıkışmış oluruz. Ama onun öyle yapmasının ve benim açımdan bu ne gibi bir kemalatı gösterir, bütün bunların hepsi bir şey oluşturacak, bir harmoni oluşturacak. O açıdan işte tek bir ses yok. Evet. Belki de tek bir ses var ama aşağıya doğru sesler farklılaşıyor. Yani aşağıdaki en aşağıdaki re de do'nun bir türevi. Türevi. Yani teklik içinde çokluğu yaşıyoruz. Hocam saçma olabilirse olacağım soru. Eğer saçmaysa cevap vermeyebilirsiniz. Seslerin efendisi var mıdır? Hangi sestir seslerin efendisi? Bence sayıların efendisi birdir. Organların efendisi kalptir.
Arabaların efendisi size sorayım nedir? Her şeyin bir efendisi vardır. Yani ona bağlı. Mesela gezegenlerin efendisi Satürn'dür ama aslında Güneş bir yıldızdır ama Evet. ona bağlıdır. Mesela harflerin efendisi diyor Muhittin Arabi, Lam Elif'tir diyor. Yani Elif kesintisizliğinden alır, kendi içinde İniyor, bükülür ve yukarıya tekrardan çıkıyor. yukarı Evet. doğru çıkar. İşte seslerin efendisi de Gurdjieff, öyle en tepe noktaya do, do, Do. ana sesin do sesi, do aşağıda si olarak duyulur. Daha aşağıda, yani bir aşağıda iki olarak görülür, daha aşağıda üç olarak görülür, daha aşağıda dört olarak görülür ama hepsi aslında birin türevidir. Seslerin efendisi de Efendisi, do. Evet. yani efendi diğerleri ona bağlı olarak varlıklarını devam ettiriyor anlamındadır. Hocam, her harfinde bir kimliği var, bir kişiliği var, Evet, öyle değil mi? evet, evet, evet. Biraz açar mısınız? Şimdi tabii hep böyle Muhittin Arabi'nin ve dahi aslında bu günümüz bilimine de çok uygun. Çünkü o zatlar varlığı bizim gördüğümüz gibi değil de daha kendilerini tabii ki gerçekleştirdikleri için. Mesela diyor ki biz gökte harfler idik, yerde insan olduk manaları var. Yani harf dediğimiz de bir titreşim, bir frekans. Bunu şöyle anlamamız lazım. Aslında sadece ışık var. Işık uzay mertebesinde kendisini madde olarak gösteriyor. Zaman mertebesinde ise kendisini bilinç olarak gösteriyor. O zaman bilinç, ışık ve madde birbirinden kopuk şeyler değildir. Ve onları temsil eden Pisagor sayılar üzerinden anlatmış bu temsili. Efendim Muhittin Arabi harfler üzerinden anlatmış. Yine İdris Nebi belki gezegenler üzerinden anlatmış. Yani tek hakikatin çoklu boyutlarda görünümünün temsilcisi bazen rakamlardır, bazen harflerdir, bazen renklerdir, bazen de kokulardır, gezegenlerdir. Yani bir Euler sayısı var, E2,71. Protonun elektrona oranı bu rakamı veriyor ve bütün varlığın sırrı aslında bunda Orada. gizli. Çünkü bütün varlık Adem ve Havva misali bu proton ve elektronun dansından ibaret. Yani ana referans noktası orası. Ne demektir o? Bir cama taş attığınızda ilk çatlama nasılsa diğerlerini de o takip etmeye başlıyor. Dolayısıyla biz proton ve elektronun varlığın en derin titreşiminin ilk referans noktasının, yani güne nasıl başlarsanız öyle devam eder. Nasıl bitirirseniz öyle rüya görürsünüz. Nasıl yaşarsanız o referans noktaları. İşte onun sayısını elde ettiğimizdeki var bu sayı. Yani bunu elde etmek demek bu evreni temsil ediyor demektir. Evet. Ve temsiller hakikatleri gibi iş görebilir derken insanla bağlantısında iş görebilir. Yani bir kalem insanı temsil ediyor ve Evet. sen yazmış olduğun kalemi Allah nasıl insan kalemini kullanaraktan bu kainatı yazıyorsan sen de küçücük kalemine sanki insanı temsil ediyor ve sen de orada bir akıl noktasında yazansan aynen o kalemle o insan telepatik olarak temsil ettiği için. Yani buna neye benzetelim? Daha net bir örnek. Ağaçtan bir yaprak aldık. O yaprak o ağacı temsil ediyor. Evet. Dolayısıyla ben bu ağaca bir bu yaprağa bir şey yaptığımda, bu yaprağa bir şey yaptığımda ağaca da o olmaya başlıyor. İkisi birbiriyle bağlantılı. Sizden bir saç kılı aldığımda, ona bir şey olduğunda size de bir şey olmaya başlayabiliyor, telepati. O zaman bu harfler neleri temsil ediyor? Bu şeyler, rakamlar neleri temsil ediyor? Neyi temsil ediyorsa ona göre iş görüyor. Mesela Çok Elif harfi enteresan. diyor, zatı temsil eder diyor. Lam diyor, Elif. Lam diyor şeyi temsil eder. Efendim Cebrail'i aklı, külli aklı. Mim ise diyor onun belirlenmesini temsil eder. O zaman kim ki diyor zatın mevcudatla olan bağlantısını bir araya getirebilirse o Ra'ya ulaşır. Ra da diyor Su. nurdur, ışıktır ve o ışık nazarından görmeye başlar diyor. Hayatımız içindeki sesler bizi nasıl etkiliyor diye sorayım hocam. Evet. Şöyle hayatımızın içindeki sesler aslında her şeyi bizi etkiliyor. Önemli olan iç simya ile bunları dengeli kullanabilmek. Yani şu anda mesela ne oldu? İstanbul'da kuş sesleri duymaya başladık. Evet. Sokağa çıkma yasağı filan. Aa baktın havanın, bulutların bile şekli değişti.
adaları bile cam gibi. Yunuslar geldi. Yunuslar geldi. Bir şeyler olmaya başladı. Ama şimdi bu sessizliği duyabildiğimizde bap diye kornaya basmayız yani. Orada belli akmıyor yani. Orada belli. İşte o bapların her biri aurada öyle yırtılmalar filan oluyor. Sonra niye diyorsun? Kul hakkına giriyoruz yani. İşte öyle sesler vardır ki aurada yırtılmaya sebebiyet verebilir. Ve aslında içimiz yırtıldığı için o kornaya yani o kuş seslerinin nasıl yapılandırıcı bir özelliği var. Evet. Yani o özellikle mesela seher vakitindeki o ozonun nasıl bizi yıkayıcı, arındırıcı bir özelliği varsa kuş seslerinin de o yunus balıklarının sesleri mesela o sonar sistemde şifalandırmada kullanılıyor mesela bunlar. Ve efendim hatta seslerle ilgili sağlıklı bir karaciğer hücresinin frekansını veya karaciğerin frekansını da biz sese dönüştürebiliriz. Ve bu sesi aldığımızda da karaciğerimizde şifalanabilir aslında. Çok yani rezonans nedir? Rezonans şudur. İlel kalbi minel kalbi sebila. Kalpten kalbe yol vardır. Yani üzüm üzüme baka baka karar. Görmesini bilenlere. Yani aynen öyle. Ben burada kemanın la notasına şey yaptığımda udun da la notası titreşiyor. Bizim de la notası nereye düşüyorsa orası titreşmeye başlıyor. Dolayısıyla ses bizim gerçekliğimiz ses zaten. Ama bu duyulabilir sesten bahsetmiyoruz. Kün dediğimiz ki Peygamber aleyhisselam işte boyutların sesi. Peygamber aleyhisselam diyor ki bir yerde vahiy bana diyor gelmezden evvel zil sesi şeklinde duyuyordum diyor. Ki gerçekten bu böyle eterik ve astral beden diyelim. Yani fizik bedenden ayrılıp o katman bedene böyle bir bilinç kayması yaşadığımızda yani bunu astral seyahat diyebilirsiniz, bilinçli rüya diyebilirsiniz, her neyse. Bu dışsal bir etkiyle de olabilir. Dışarıdan, içeriden bir durumla da olabilir. Veya kozmik manyetik durumlarla bağlantılı da olabilir. Orada bir uğultu sesi ki bu da öyle söylüyor işte. Üçüncü göz menziline çıktığında bu da bu sesi evrenin sesini duymuştur. Onun için o Tibet rahiplerinin çalmış olduğu çanın mantığı şudur. Yani biz de üçüncü göz seviyesine çıkalım noktasında onu bir kapı tokmağı gibi düşün. Nasıl ki bizim kapı tokmağımız Hazreti Mevlana'da nasıl? Hazreti Mevlana her şeyin döndüğünü gördü. Sema ettiğini gördü. Biz de dönerekten şey yapıyoruz, kapıyı çalıyoruz. O ses, o çanağın sesi üçüncü göze çıktığımızda duyduğumuz sestir aslında. Dolayısıyla o her mertebe farklı algılar. Yani bir mertebe onu ses olarak algılar, bir mertebe onu renk olarak algılar, bir mertebe onu idrak olarak algılar, bir mertebe de onu olaylar içerisinde bulur. Yani dışa açılan bir tohumun dışa açılması gibiyiz yani.